Merhaba örgü severler. Hamarat Bebek YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yandan düğmeli bir yaş bebeklerimiz için uygun olan bu yeleğin çalışmasını birlikte yaparak paylaşmak istiyorum. Yeleğimiz için arkadaşlar bir buçuk yumak e kadar polosu softi lüks antipillik özellikle ipimizi kullanacağız Ben de ilk defa bu örgümde sizlerle birlikte bu ipimizi denemiş oldum dokusu yumuşaklığı parlaklığı çok kullanışlı arkadaşlar bebeklerimiz için ee, özellikle tavsiye ediyorum ilk defa örgüye başlayanlar veya örecekler için e, memnuniyetle kullanabileceğiniz bir markamız olacak antipilik özellik arayanlar için özellikle diyorum e, ve 5 adet düğme kullanacağız. 3,5 numara. Ben 3,5 numarayla hazırladım arkadaşlar. Elinde 3,75 numara şişi olanlar varsa 3,75'e de veya 4 numaraya da gayet uygun bir kalınlığı var ipimizin. Elinizin ayarına göre şiş numarasını tercih edebilirsiniz. Yeleğimizin uzunluğu arkadaşlar 35 santim En uzunluğu 28 cm. Tam yakadan itibaren ölçtüğümüzde ise 33 cm. Bu da bir yaş bebeklerimiz için uygun olan bir çalışma olacak. Dilerseniz detaylı anlatımını başlayalım. Merhaba örgü severler. Yine güzel bir model anlatımıyla birlikteyiz. Bu kez polosu soft lux iplerinden kullanarak güzel bir yelek hazırlayacağız. Sizler için arkadaşlar anti özellikle bir bebe ipi dokusu, rengi, yumuşaklığı tam istediğim kıvamda arkadaşlar. Kesinlikle ilk defa deneyecekler için tavsiye edebileceğim bir ip. 100 gram arkadaşlar ve ipimizin uzunluğu 250 metre 4 numara veya 3.5 buçuk numara şiş için hazırlığa uygundur elinizin ayarına göre Tabii ki bunu deneyebilirsiniz renk numaram ise arkadaşlar 445 numaralı böyle gül rengi pembe koyu pembe gül rengi bir ipini deneyerek başlayacağız ve çok güzel bir yelek hazırlayacağız sizlerle birlikte Şimdi yeleğimizi Evet arkadaşlar şöyle bir buçuk metreye yakın bir şekilde ipimizi bıraktık ve ben üç buçuk numara ip ile hazırlayacağım. Eli sıkı olan arkadaşlar 4 numarada tercih edebilirler. Şişimize e, yandan düğmeli yapacağımız yeleğimiz için 80 ilmek takarak başlayalım. Evet örgü severler 80 ilmeğimizi şişimize takarak başladık ve şu an 5 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı öreceğiz 5. sıra haroşalarımıza başlarken yakanız için ilk ilk ilik evimizi sol tarafa gelecek şekilde açacağız yandan düğmeli olduğu için arkadaşlar hem düğme dikeceğimiz yerimiz hem de ilik evlerimiz sol tarafta duracak. Bunu nasıl ayarlayacağız? Şimdi birlikte örerken ayrıntılarını değineceğiz. Şimdi ben 4 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımı örüp gelmek istiyorum. 5. sıra birlikte ilik evimizi açalım. Evet arkadaşlar 4 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı ördük. 5. sıramızda başlarken şimdi şöyle düşüneceğiz yandan düğmeli bir yelek çalıştığımız için burası bizim düğme dikeceğimiz yer bu kısım ise ilik eve açacağımız yer yakamız bu şekilde duracak bundan dolayı 5. sıramızda son 5 ilmek kalana kadar haroşalarımı örmeye devam ediyorum son 5 ilmek kaldığında ilik evimizi açacağız Evet 5 ilmek kalana kadar haroşalarımı örmeye devam ettim 5 ilmek kaldığında 2 ilmeğimi birlikte alarak bir kesme yaptım kestiğim ilmeği yerine getirmek için bir kez doluyorum ve birinci ilik evimi açmış oldum geriye kalan 3 ilmek karışalarımı örerek sıramın başına geldim şimdi ön yüze dönüp modeli kurabilmemiz için arka yüzden bir sıra daha örgümüzde haroşalarımızı öreceğiz ve yakamızı 5 sıraya tamamlamış olacağız ve model kurulumuna başlayacağız ön yüze döndüğümüzde. Evet. Örgü severler başlayalım artık roba kurulum sayılarımızı ayarlamaya. Bunun için kenardan 7 ilmek haroşamı örüyorum sağda ve solda 7 şer ilmek kenar patlarımız haroşa olarak örgümüz bitene kadar devam edecek 7 ilmek haroşamı ördükten sonra burada bir kez artırma yapıyorum şişime doluyorum doladıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 ilmek düz örüyorum. Bu 13 ilmek düz benim birinci kol sayım. Daha sonra şişime bir kez doluyorum. 2 ilmek ajurlarımın ortası için haroşa örüyorum. Daha sonra tekrar şişime doluyorum roba artırmam için arka bedene geçiyorum. Arka beden 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 19 ilmek düzümü örüyorum bir kez daha şişimi artırmak için doluyorum 2 ilmek haroşamı örüyorum ve tekrar doluyorum Arka bedenimizi 19 ilmek ördükten sonra diğer kol çalışmam için 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 ilmek düzümü ördüm. Bir kez daha doladım. 2 ilmek karışımı ördüm. Tekrar doladım. Şimdi ön bedenimize başlıyoruz doladıktan sonra sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ilmek düzümü örüyorum. Bir kez doluyorum. Geriye kalan 7 ilmek haroşam ile sıramın başına gelmiş oldum ve birinci roba artırma sıramızı tamamlamış oldum. Şimdi örgümde sadece artırmalarımın, ajurlarımın ortasındaki ikişer ilmeği ön yüzü haroşa düşecek şekilde örüyorum. Kendi tekniğinize göre örebilirsiniz bunu. Geriye kalan ilmeklerimi ters örerek başa kadar ulaşıyorum. Artırdığım ilmekler de örgüme ters olarak dahil olacak arka yüzde. Bakın artırma ortasına geldim. Ben haroşaları alttan dolayarak örerim. Bu şekilde iki ilmek haroşamı ördüm. Sonra ters örgüme devam ediyorum. Bakın ikişer ilmek ajurumun ortasını önünüzü haroşa düşecek şekilde örüyorum ve tekrardan devam ediyorum terslerime Evet arkadaşlar yine ikinci sıramdayım örgümde ikinci sıramda da aynı şekilde kenarlarda yedişer ilmek haroşamı örüyorum kenar harşamı ördükten sonra bir kez doluyorum. Ve bu kez doladıktan sonra 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Birinci kolumuz 13 ilmekten 15 ilmeğe çıkmış oldu. Bir kez daha doladım. Ortadaki 2 ilmek haroşamı ördüm. Doladım. Arka bedene geçişimi sağladım. 19 ilmekte arka bedenimiz. Hatırlarsanız şu an 2 ilmek arttığına göre 21 ilmeğe çıkmış oldu. 21 ilmeğimi düz olarak örüyorum. ikinci sıramda da Gördüğünüz gibi artırma yapacağım yere geldim. Bir kez doluyorum. İki ilmek haroşa mı örüyorum. Tekrar doluyorum ve gördüğünüz gibi yine 15 ilmekten oluşan diğer kol çalışmamızı yapacağımız yere geldim. Ve tekrar dolamamı yaptım. İki ilmek haroşa mı ördüm ön bedene geçiş yaptım birinci sıramızda ön ilmek sayımız 15'ti 2 ilmek daha artmış olduğundan dolayı sağda ve solda 17 ilmeğe çıktı 17 ilmeğimi düz olarak örüyorum ve yan patlarımdan önce ve sonra mutlaka birer kez dolamamız gerekiyor yandan düğme oluşması için ilk 7 ilmek haroşamı ördükten sonra doladım ve gördüğünüz gibi yine burada dolamamı yapıyorum. Roban bitene kadar yedişer ilmek yan patlarımızın yanlarında mutlaka birer tane artırmamız olacak. Arka tarafa dönüyorum örgümde. Yine 7 ilmek patımı ördükten sonra ajurlarımın ortasındaki ikişer ilmek haroşa geri kalan tüm ilmeklerimiz ters olarak başa kadar gidiyorum örgümde. Evet, ön yüzde model çalışması yapacağız arkadaşlar. Bunun için birinci modelimizi çalışalım. 7 ilmek, şöyle kamerayı biraz yaklaştıralım. 7 ilmek kenar patımı örüyorum. Burada bir kez doluyorum. Doladıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 5 ilmek doladıktan sonra örgümü ördüm arkadaşlar düz ilmeklerimi ördüm İpimi kendimden tarafa alıyorum 1 ilmek ters örüyorum daha sonra ortada dört tane düzüm var gördüğünüz gibi bu dört tane düzümün arkadaki düzü üstten sağ tarafa öndeki düzümü alttan sol tarafa bir çaprazlama yapıyorum ve bu iki ilmeğimi de düz örüyorum yaptık. Daha sonra takip eden iki tane ilmeğim var. Ortadaki ikinci ilmeğimi üstten, soldaki ikinci ilmeğimi alttan bir çaprazlama yapmam gerekiyor. Bakın şu şekilde arkadakini öne alıyorum. Çaprazlamamı yapıyorum. Daha sonra bir düz, iki düz Ör, ördükten sonra ipimi ön tarafa alıyorum ve bir ilmek ters örüyorum. Burada bir çaprazlama yapmış olduk örgümüzde. Şimdi örgüme devam ediyorum. Tersim ördükten sonra bir düz, iki düz, üç düz, dört düz, beş düz, altı düzümü örüyorum. Bir kez doluyorum. İki ilmek, ajur ortası haroşam. Tekrar dolu. Burası örgümün birinci kol kısmıydı. Şimdi bir kez doladım. 2 ilmek araşımı ördüm bir kez daha doladım arka bedenim için düzlerimi örmeye devam ediyorum ilmeği ördüm doladım 2 ilmek haroşamı ördüm doladım şimdi diğer kolumuza geldiğimize göre arkadaşlar doladıktan sonra bir düz 2 düz 3 düz dört düz beş düzümü ördüm Çünkü artmalar devam edecek ipimi kendimden tarafa aldım bir ilmek ters ördüm takip eden iki düzümden ortadakini üstten yer değiştirerek birinci düzümü ve ikinci düzümü ördüm takip eden yine iki ilmeğimin ortadakini üstten bir çaprazlama yaptım burgu yaptım burgudan sonra birinci düzümü ördüm ikinci düzümü ördüm ve düzlerimin yanına bir kez ters ördüm modelimiz belirgen belirgin olsun diye Şimdi 2 3 4 5 6 adet düzümü ördüm, doladım. 2 ilmek haroşamı ördüm, doladım ve ön kısma geldim örgümde. Görmüyorum şimdi 2 4 6. 3 6 3 6. Şimdi şu ilmeğimi doladıktan sonra bir düz örüyorum. Ön bedeni iki kez model çalışmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bir kez düz ördüm ilmeğimi kendimden tarafa aldım bir ters. Burada iki adet burgu yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi üstten yer değiştirerek birinci, ikinci ilmeğimi örüyorum. Tekrar sola yatık bir şekilde burgu yapıyorum. Birinci düzümü örüyorum. İkinci düzümü örüyorum. Üçüncü ilmeğimiz kenarda ters. Ortada bir 2 3 4 5 6 düzümü örüyorum. Şimdi bu işlemi tekrarlayacağım. Nasıl yapıyorum? Bir tersime örüyorum. Takip eden 4 ilmekte birini sağa doğru birini sola doğru çaprazlama yapıyorum. Daha sonra yandaki ilmeğimiz ters olacağı için tersimi örüyorum. Tersten sonra bir kez artırmamı yapıp doluyorum ve kenar ilmeğimi örüyorum. Örgümde arka tarafa döndüm. 7 ilmek kenar patımı ördüm. 1 ilmek tersimi ördüm. Tersimden sonra düzüm var. Çünkü ön yüzde 4 ilmeğin sağına ve soluna birer tane ters örmüştük. Arka yüzde işte bu ilmeklerimiz düz olacak. Ortada da 4 ilmek tersimi örüyorum. Ve kenarda yine 1 ilmek düzümü örüyorum. Ortada 6 ilmek tersimi tekrar örüyorum. 1 düz 4 ters Bir düz birinci tersim ikinci tersim ortada 2 ilmek karışan hep kol ilmeklerime geldim yeniden birinci tersim 2 3 4 5 6 7 1 düz 4 ters 1 düz. Ve yine terslerimi örüyorum. Ortada iki ilmek harışalarımı örüyorum. Arka bedenimiz sadece ters. Tersimi ördükten sonra iki ilmek harışamı ördüm. Yeniden diğer kol çalışmandayım arkadaşlar. Şimdi burada tersle başlıyorum. Artırdığım ilmekler ters takip eden ilmeklerim ters gördüğünüz gibi burada düz örmem gereken iki ilmeğim çok net bir şekilde belli bir ilmek düz dört ilmek ters bir ilmek düz ve yine bir iki üç dört beş altı düz ile sıramın başına geldim ve yedi ilmek haroşa ile sıramı tamamlıyorum Tekrar örgümün ön yüzündeyim. 7 ilmek haraşamı örüyorum. Bir kez doluyorum. Düzlerimi ördüm yine gördüğünüz gibi bir tersime gelene kadar bir tersim yine ters olarak öreceğim arkadaşlar. Burada herhangi bir çaprazlama yapmıyorum. Ortadaki 4 ilmeğimi 4 düz olarak örüyorum ve yine tekrardan yanındaki ilmeğimi ters ördüm. Ters ördükten sonra örgüme devam ediyorum. Artırmalarıma dikkat edeceğim. Haraşalarımın sağına bir kez doladım. 2 ilmek haraşa soluna bir kez doladım. arka bedenine geçiş yaptık örgümüzün. Burada yine düz örgümü örmeye devam ediyorum. Bir kez doladım, iki ilmek karışımı ördüm. Bir kez daha doladım. Arka beden diğer kol çalışmamızdayım. Diğer kolumuz için yüzlerim ördükten sonra ters ilmeğime geldim. Gördüğünüz gibi ipi kendimden tarafa alıp bir tersimi ördüm. Orada da 4 ilmek düzümü örüyorum. Bir tersimi daha örüyorum. Geriye kalan ilmeklerimiz düz. Haroşamın hemen sağına bir kez doladım, iki ilmek haroşamı ördüm, soluna bir kez doladım. Bir, iki düzümü ördükten sonra ön kısımdayız. Burada iki kez model çalışıyorduk. İki düzden sonra bir ters, dört düz, bir ters, altı düz. bir ters dört düz bir ters bir düz bir dola yedi haroşa örgümün arka tarafta ilmeklerin gelişine göre tersi ters düzü düz haroşa olarak haroş olarak örüp başa kadar gelelim evet örgü severler yine Model çalışacağımız sıraya geldik. 7 ilmek kenar patımı örüyorum. Bir kez doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek düzlerimi ördüm. İpimi kendimden tarafa alarak bir tersimi örüyorum. Ve tekrar burada e, burgularımı yapıyorum. Ortadaki ilmeğimi üstten başa, baştakini alttan ortaya aldım ve iki ilmeğimi düz ördüm. Burada da tam tersi. Oradaki ilmeğimizi üstten başa, baştakine alttan ortaya aldık. Ve tekrar ikinci burgu çalışmamı yaptım ve ikinci burgu çalışmamdan sonra bir tersimi daha ördüm. Ve örgümde devam ediyorum. Düzlerimi örmeye, artırma yerlerine gelene kadar. Gördüğünüz gibi artık ajur ortalarım çok net bir şekilde belli herhangi bir sayı ve takip gerektirmeyecek şekilde dolayacağım yerler doladıktan sonra ortadaki iki ilmek karışan tekrar doluyorum orta kısımdayım örgümde arka kısımda düzlerimi örüyorum kervede de düzlerimi ördükten sonra doladım. 2 ilmek haroşa ve tekrar doladım. Diğer kolumuzdaki yapacağımız çalışmaya kadar geldim. Düzlerimi ördükten sonra bir ilmek ters. Yine 4 ilmek üzerinde ikisini sağa doğru ikisini sola doğru bir burgu yaparak çaprazlıyoruz. çaprazlamamızın hemen yanında bir tane tersimiz var tersimi örüyorum ve takip eden düzlerimi öcür ortasına gelene kadar düz olarak örüyorum doladım 2 ilmek aroşa doladım sonra yine ön diyeyim 3 ilmek düzümü ördükten sonra tersimi örüyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum ikili bir burgu yapıyorum Yine aynı şekilde. ikili burgumu yapıyorum. Sağa doğru ve sola doğru terslerimi örüyorum. Burgularımın yanında ortada altı düzüm var. Altı düzümü örüyorum ve tekrarlıyorum işlemimi. iki düzümü örüyorum bir kez doluyorum ve 7 ilmek karışımı örüyorum bu arada 12 diş haroşa arayla her 13. sıraya başlarken ilikayı ve açmaya devam edeceğim 2 4 5 6. karışı sıramızda örmüş oluyoruz aynı zamanda artırma sıramız arka tarafta ilmeğimizin gelişine göre örmeye devam edelim Evet arka tarafta ilmeğimin gelişine göre ördüm arkadaşlar. Şimdi tekrar ön taraftayım. 2 ilmek arışımı örüyorum. Bir kez doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu an 8 düze ulaşmış olduk artırmalarımızla birlikte. Bir ilmek tersimi örüyorum. Herhangi bir burgu yapmıyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Dört tane düzümü ördüm. Kenarında bir kez daha tersimi ördüm. Ve tekrar artırma yerlerine gelene kadar düzlerime devam ediyorum. Artırma ajur ortalarım. Haroşa kenarlarına birer kez doladım. Arka bedenimizdeyiz. Sadece arka bedenimde düz örmeye devam ediyorum. Düzlerimi ördüm, bir kez doladım, iki ilmek arvışama ördüm, bir kez daha doladım. Diğer kol çalışmamı yapacağım yerdeyim. Doladıktan sonra ilk ters ilmeğime gelene kadar düzlerimi ördüm. Ters ilmeğimi ters, ortadaki dört ilmeğimi düz, yine ters ilmeğimi ters ve örgümde ikinci artırmaya gelene kadar. Düzlerimi örmeye devam ediyorum. Bir kez doladım. 2 ilmek haroşa. Bir kez daha doladım. İlk tersime kadar ikinci düzüm, üçüncü ve dördüncü düzümü ördüm. Bir kez ters ördüm. Dört düz. Bir ters. Altı düz. Bir ters. 1, 2, 3, 4 1 ters, 1, 2, 3 ters, dördüncüyü doladık ve kenar ilmeklerim. Arka taraf ilmeğimin yine gelişine göre. Şimdi son model yani birinci modelimizin son sırasına gelmiş oldum. Yedi ilmek haroşamı örüyorum, doluyorum, ilk ters ilmeğime gelene kadar düzlerimi örmeye devam ediyorum. Bir kez ters ördüm ve yine ortadaki ilmeğimi sola sağ sağa doğru çaprazlama yapıyorum arkadaşlar ama ikincisini yapmıyorum ortada bir ağaç ağaçmış gibi bir görüntü vermesi için arkadaşlar burada burgumu tek yöne düşürmüş oldum şimdi bir tersimi ördükten sonra sadece tek kanat burgu yapacağız ikincisini düz olacak örerek devam edeceğiz örgümüze Artırmalarımı yine. Yine modelimin olduğu kısma geldim. Tersimi ördükten sonra sağa doğru burgumu yaptım. Kalan iki ilmeğimi düz ördüm. Bir tersimi ördüm. Diğer iki modelim için de bu şekilde çalışıyorum. Arkadan dönüşüm aynı ilmeklerin gelişine göre örmeye devam edeceğim arkadaşlar. Birinci modelim için son sıramın olduğunu söylemiştim. Bir sonraki sırada bütün ilmeklerimizi düz örerek sadece artırmalarımıza dikkat edeceğiz. Yeniden model kurulumuna geçmeden önce. Evet örgü severler, örgümde son sağ doğru tekli burgumdan sonra. 2 sıra ön yüzden düz iki sıra arka yüzden ters örgümüzü örerek birinci modelimizin çalışmasını tamamladık şimdi ikinci model kurulumuna başlayacağız birlikte ee, ve ön yüzden düz arka yüzden ters örerken şu aralarda birer tane tersim var bu terslerimizde düz olarak devam ettik model çalışmamız bittikten sonra terslerimiz düzeye dönmüş oldu şimdi bakalım 2 4 6 8 9. 9 kez artırma yapmış olduk. 10. sıra çalışmamıza başlıyoruz yeni modelimizi kurarken. Şimdi ilk önce kenar haroşalarımı örüyorum. Bir kez doluyorum. En son şu ters ilmeğimden ters ilmeğim şu gördüğünüz gibi sağ doğru 3 6 ilmek sayıyorum bu 6 ilmeği ilmeğe gelene kadar 6 ilmek saydım geriye kalan 3 6 ilmeğimi düz örüyorum arkadaşlar doladım 1 2 3 4 5 6 1 ilmek ters ördüm takip eden iki tane düzümü çaprazlama yaptım. İlk önce birinci düzümü, sonra ikinci düzümü ördüm. Daha sonra yeniden burgu çalışması yapıyorum. Birinci düzüm, ikinci düzüm. 4 ilmeği düz olarak ördükten sonra bir kez ters örerek ikinci model çalışmamızı kurmuş olduk. Arada yine 6 ilmek düzümü örüyorum. 7. ilmeğime geldiğimde ipimi kendimden tarafa aldım. Bir ters, iki düzü yine bir çaprazlama yapıyorum. Bir düz, iki düz. Bir düz, iki düz ve bir ters. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 ilmek düzümü ördükten sonra bir kez doluyorum 2 ilmek tersimi mı örüyorum bir kez daha doluyorum ve arka bedenime başlamış oldum arka bedenimde herhangi bir çalışma yapmıyorduk ilmeklerim sadece düz olarak devam ediyor arka bedenimdeki ilmeklerimi de düz ördükten sonra doladım 2 ilmek haroşamı ördüm tekrar doladım Şimdi tekrardan diğer kolumuz için çalışma yapacağız. Bu ilmeğimden sonra 3 6 ilmek sayıyorum. Uygulama yapacağım ve tekrar 6 ilmek sağ doğru düz örmüş olmam gerekiyor. 3 4 5 6. Evet, şimdi bir önceki modelimizin hizası düz olacak. Sağına ve soluna model çalışmış olacağız. Bir ilmek ters. yine sağa doğru burgu sola doğru burgu arada 6 ilmek düz tekrar bir ilmek ters 6 şöyle 6 oldu. Bir ilmek ters. Yine sağa doğru burgu. Sola doğru burgu. Bir ilmek ters. 1 2 3 4 5 6 7 doladım 2 ilmek aroşa doladım şimdi bakıyorum şu ortaya model çalışacağız şu tersimden önceki 3 6 ilmeğe model çalışacağız bununla başlayalım bir düzüm ördüm iki düzüm ördüm üç düzüm ördüm daha sonra ipimi kendimden tarafa aldım bir ters Burgularımı yapıyorum. Yalnız burgumun bir hemen burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Bir önceki ilmeğe denk gelmesi gerekiyor. Bir ilmek fazla düz örmüşüz. Bunu düzeltelim. Evet şu vurgumdan 3 6 evet şu ilmeğimizle başlamamız gerekiyor. O zaman doladıktan sonra 2 ilmek düz örmüş oluyorum arkadaşlar doladım 2 ilmek düz ipimi kendimden tarafa aldım bir ilmek ters örüyorum şimdi burgumu yapıyorum bir düz iki düz yine sola doğru yatırdım bir tersini örüyorum bir 2 3 4 5 6 düzümü ördüm. Yine bu kez sola doğru yatırdım. Bir tersimi örüyorum. Şimdi ön yüze ön bölümde birinci modelimi uyguladım ikinci modelimi uyguladım iki adet modelimizin sağına ve sonuna gelecek şekilde model çalışıyoruz şimdi en son tersimden hizaladığım zaman bu ilmeğim düz olacak solunda 6 adet ilmeğimin olması gerekiyor model çalışabilmem için 6 adet ilmeğim olduğuna göre tersle başlıyorum burgu yapıyorum bir tane daha ters örüyorum bir tane düz örüyorum bir kez doluyorum ve sıramın başına gelmiş bulundum arkadaşlar ikinci model kurulumumuzda çalıştık bir sıra terslerimizi yine aynı şekilde örmeye devam edeceğiz modelimizin sağında ve solunda bir sıra burgu yapmıyoruz. Bir sıra burgu yaparak devam edeceğiz. Tıpkı şuradaki yapmış olduğumuz model çalışması gibi kurulum sırasını tamamladık. Bu arada ilik evime bakıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11. sırayı ördüm. Her 12 sırada bir 13. sıraya döndüğümüzde ilik evi açmaya devam edecektik. İkinci modeli de tamamlayıp aynen şu mesafede tamamlayıp gelmek istiyorum. Evet, örgü severler 3 2. modelimizin 3. çalışmasında tamamlayarak örgümüzde robadan kenar kısmından sayı, sayarsak eğer artırma yerlerimizden itibaren hatta şu aradan sayalım arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. sıraya başlayacağız. 14 sıra haroşalarımızı tamamlamış olduk. Artırmalarımızı tamamladık. Şimdi hem kol çalışması yapacağız hem de artırmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. 15. sıraya başlarken bunun için baştan 7 ilmek haroşamı örüyorum arkadaşlar. Ve bir kez dolayarak artırıyorum. Burası örgümün kolu olduğu için kamerayı şöyle biraz daha yaklaştırın. Burası örgümüzün kolu olduğu için burada da bir kez daha doluyorum ve ilmeklerimi yine ön yüze haroşa düşecek şekilde alttan alarak örmeye devam ediyorum. Bu sıra öne bir yüze haroşa dönecek, düşecek. Bunun için kendi tekniğinizi uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada bir ilmek tersim var. Artık bu ilmek terslerimi Şekilde haroşa olarak örüyorum kolumda. Çünkü 4 sıradan oluşacak şekilde haroşalarımızı öreceğiz. 5. sıramıza dönerken kesme işlemi yapacağız. İlmeklerimi yine haroşa tekniğimle alıyorum kolum için. Artırmalarım devam ediyor arkadaşlar. Artırma yerime geldim. Haroşa olan gördüğünüz gibi bir kez doladım. 2 ilmek haroşa ördüm. Bir kez daha doladım. Burası örgümün arka yüzü. Bu arka yüzde yine düz örmeye devam edeceğim. Sadece kollarımızı haroşa tekniğimizle öreceğiz çünkü. Yine artırmalarımı yaptım. Haroşamı sağına ve soluna dolama işlemimi yaptım. Diğer kol ilmeklerime geldim. Bu ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Ön yüze geçişimi yapana kadar. Evet. Diğer kolumuzu da haroşa olarak ördük. Şimdi geldik ön kısmımıza. Burada iki sıra düz, iki sıra ters herhangi bir uygulama yapmadan öreceğimiz sıramızda olduğumuzdan dolayı arkadaşlar. Dolamadan sonra sadece ilmeklerimi düz örüyorum. Arkadan dönerken ters öreceğim. Gidiş bir dönüş iki dört sıra bunu tekrarlayacağız. Daha sonra yeniden modelimizin sayılarını ayarlayarak modeli çalışacağız. Evet ön bedenimiz için de düzlerimizi ördük. Bir kez doladık. 7 ilmek kenar patlarımız için haroşalarımı ördüm. Ve birinci kol sıramızı tamamlamış olduk. Örgümüzde kollarımız dört dişten oluşacak şekilde haroş olarak devam edecek arkadaşlar. 5. sırada kesme işlemlerini yapacağız kollarımız için. Arkadan dönüşte ilmeklerimin gelişine göre kenar patlarımız ve kollarımız haroşa geriye kalan ilmeklerimiz ters olarak başa kadar ilerliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kollarımızda iki sıra haroşamız oluştu. Üçüncü sıra haroşamızı oluştururken ön yüzde de model çalışmamıza devam etmemiz gerekiyor. Burası yeleğimizin ön yüzü gördüğünüz gibi. Şimdi model çalıştığımız yerlerin modeller üç tane sağına ve soluna yine aynı işlemi yapmamız gerekiyor. En son ters ilmeğimi buluyorum. Sağ tarafında 6 ilmek olması gerekiyor ve 6 ilmeğimiz mevcut. O zaman bir kez doladım, bir düz ördüm, iki düz ördüm, 3 düz ördüm gördüğünüz gibi ve üç düzden sonra bir ilmek ters. Arada dört tane düzüm var. Birini alttan, birini üstten vurgu yapıyorum. Yine takip eden iki düzümde de aynı işlemi yapıyorum. Bu kez sola doğru 4 ilmeği ördükten sonra bir kez ters örüyorum ve bir önceki model çalıştığımız yerin üstü düz olarak geleceğinden dolayı buradaki 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 6 ilmeğimi düz ördüm, bir ters. Sağ doğru ikili burgu sola doğru ikili burgu bir ters altı düz ikinci modelimizi de çalıştık ön yüz için üçüncü modelimizi çalışalım 1 düz, 2 düz, 3 düz, 4 düz, 5 düz, 6 düzümüzü de ördük. Şimdi sol tarafta da 6 ilmeğim olması gerekiyor ve 6 ilmeğim mevcut. Bir tersimi ördüm. Yine burgularımı yapıyorum. Artık örgümüzde sadece ön yüzde model çalışacağız. Tersimden sonra bir düz, iki düz, bir dola yedi haroşa. Şimdi şöyle örgümüzü açalım. Hemen şurayı bir toparlayalım. birinci modelimizi burada çalıştım. 2 3 4. Ön yüzde 4 adet model çalış değiz sığdı arkadaşlar. Bir sonraki de ise 1 2 3 yani 3 model sıyacak. Yani bir sıra 3 model, bir sıra 4 model olarak ön yüzümüz devam edecek. Diğer taraflarımızda artık model çalışmayacağız. Ön yüze koordineli devam edeceğiz. Bu kol harşamızın da 3. sırası dedik. 3 ve 4'ü örelim. 5. de kollarımızı kestikten sonra yeleğimizin şekli daha net ortaya çıkmış olacak. Ve bu sırayı ördükten sonra arkadaşlar bir sıra daha artırma yapmış olacağız örgümüzde. Son artırma sıramız olacak. 5. sıra başlarken artık artırma yapmıyoruz. Evet arkadaşlar 4 dişten oluşacak şekilde haroşalarımızı örmüş olduk. Artık kol haroşalarımız yeterli uzunluğa gelmiş oldu. Şimdi 7 ilmek kenar patım için haroşalarımızı örüyorum. Artık artırma yapmıyoruz. Takip eden 2 ilmek haroşamı örüyorum. Arkadakini öndekinin üzerinden atlatıyorum. Kesmeye başladık şimdi. 3 4 5 6 7 49 ilmeğimizi kesme işlemi yaptık arkadaşlar. Şu ortada iki ilmek karışamız var gördüğünüz gibi. Bu iki ilmek karışanın bir tanesini kolum için bir tanesini de arka bedenim için kullanacağım en son ilmeğimizi de kestikten sonra 50 ilmeğe ulaştım kollarımız 50 ilmek şimdi şu şekilde düşündüğümüzde burası örgümün kolu olmuş oluyor arka bedenimizi düz olarak öreceğiz ve diğer kolumuzda aynı şekilde kesme işlemi yapacağız Evet örgü severler diğer kol kısmımızı hazırlamaya geldik. Gördüğünüz gibi arka bedenimizi yine düz olarak ördük. Diğer kolumuz için yine artırma yapmadım. Bakın ortada iki tane haroşam var. Bu haroşadan bir tanesini kola bir tanesini arka beden için kullanacağım. Bunun için bu iki ilmeğimi örüyorum ve arkadaki ilmeği üzerinden atlatarak başlıyorum. Ve şu an diğer 2 ilmekli haroşama ajur ortasındaki haroşama gelene kadar kesme işlerime devam ediyorum. Evet koldaki ilmeklerimizi de kestik örgü severler. Son bir ilmeğimiz kaldı. Şimdi ön bedenimiz için örgümüzün gelişine göre örmeye devam ediyoruz. Kenarda 3-6 tane düzüm var. Bu düzlerimi ördüm. Bir tane tersimi ördüm ve yine sağa doğru birinci burgumu yaptım daha sonra ortadaki ilmeğimi üstten alarak sola doğru ikinci burgumu yaptım daha sonra bir ters ilmeğimi ördüm 6 düz model çalışmamı burada da devam ettiriyorum Böylelikle kollarımızı örgümüzün bedeninden ayırt etmiş olduk dönüşte kolda küçük bir artırma yaparak Yeleğimizi örmeye devam edeceğiz. Başa geldiğimde son halini sizlerle de paylaşmak istiyorum. Aralar 4 düz. Ve gördüğünüz gibi artık kenarlarda artırmamı yapmıyorum ve 7 ilmek haroşa ile başa kadar geldim. Biraz şöyle uzunca bırakalım ve örgümüzün ön yüzüne dönerek son halini paylaşalım. Arka kısmımız gayet net bir şekilde belli ve düz örgüden oluşuyor arkadaşlar. Kollarımız şurası örgümün birinci kol kısmı. Burası örgümüzün ikinci kol kısmı. Yandan düğmeli bir çalışma olduğu için şu kısımlar birleşecek. Ve modelimiz gördüğünüz gibi ön tarafta kalmış olacak. Bu şekilde örgümüzde ilerleyeceğiz. Kol altlarına genişliğimiz gayet güzel ve net bir şekilde yeterli görünüyor. Birer ilmek artırma yapmamız yeterli olacak arkadaşlar. Kollarımızın altını birer ilmek artırma ile birleştirelim ve daha sonra sadece ön kısımda model çalışacağız. Geriye kalan bütün örgümüz düz ve ters örgüden oluşacak. Geldik kol altına. Burada bir kez ilmeğimi artırdım. Arka bedenimizin ucunda takılı olan şişimizi de de getireceğim gördüğünüz gibi ve ters örgüyle devam edeceğim ipimi kendimden tarafa aldım ilk ilmeğimi biraz sıkıcı alıyorum kol altında boşluk kalmasın diye arka bedenimizi ters örüyorum diğer kol altına da bir ilmek artırma yapacağız ve modelimizin sırası gelene kadar iki model arası 4 sıra gidiş bir dönüş 2 düz ve ters örgüden oluşacak. Ve her 4 sıradan sonra bir kez model çalışarak ön bedende örgümüzün yeterli uzunluğa gelene kadar devam edelim. Şimdi burada bir ayrıntı daha var arkadaşlar. Kenarlarımız 7'şer ilmek haroşa patlardan oluşuyor biliyorsunuz ortası düz örgü olduğu için herhangi bir kasma oluşturmasın diye her 6-7 ilmek sırayla veya 10 ilmek sıra arayla sadece haroşa kısımlarını birer kez fazladan örersek örgümüz daha düzgün muntazam duracaktır bunu da nasıl yaptığımızın detayını paylaşayım yine sizlerle Gördüğünüz gibi 7 ilmek haroşamı örerek başa kadar geldim. Şimdi örgümde arkaya dönüyorum. 7 ilmek haroşamı tekrar örüyorum. Burada örgüme devam etmiyorum. Tekrar ön yüzüne dönüyorum örgümün. İpimi arka tarafa alıyorum. İlk ilmeği düzgün bir şekilde biraz da sıkılayarak örmeden alıyorum ve kalan 6 ilmeğimi bir kez daha haroşa örüyorum. Bunu belirli aralıklarla 7-8 sıra 10 sıra kendinize göre şuradaki kısım kastığını düşündüğünüz zaman bu gidiş ve dönüş fazlalığını yaptığınızda örgünüz daha düzgün duracaktır. Ve şimdi örgübe normal bir şekilde ilmeğin gelişine göre tekrar devam ediyorum. Bu ayrıntıdan da bahsettikten sonra yeterli boy uzunluğumuz oluşana kadar örgümüzü örüp tamamlayıp gelelim. Evet örgü severler. Yeleğimizi tamamladık. Şimdi robada, robadan sonra roba ile birlikte bu örneğimizi çalışmıştık. Robadan sonra üç model daha çalışmak örgümüz için yeterli bir uzunluk oldu. Şimdi toplamda kaç tane model çalıştık? En baştan saydığımızda 1 2 3 4 5 6. Bütün yeleğimizin boyunda 6 model çalışmak uzunluk için yeterli oldu. 12 sıra arayla haraşalarımızı ördük ve ilik evlerimizi açtık gördüğünüz gibi. 5. ilik evimden sonra 2 diş haraşo boyunda ördüm. Daha sonra da 4 dişten oluşacak şekilde haraşalarımızı ördüm ve 5. sıraya başlarken kesme işlemimizi yaptık. Böylelikle yeleğimiz yeterli ebatlarda boyuta ulaşmış oldu. Peki ölçü olarak tam boyumuz yaka kısmından 35 santim. Ee, omuz kısmından omuz yakamızın omuz kısmından başladığımızda 35 santim yaka kısmımızdan ölçtüğümüzde ise tam 33 santim en uzunluğumuz ise arkadaşlar 28 santim bir yumak ipimizi tamamladık ikinci yumaktan da e, yarım yuma yakın kullandık diyelim yani bir buçuk yumaklık bir ip harcadık son yumağından arta kalan ipim bu kadar 250 metreydi biliyorsunuz ipimiz videomuza başlarken bunu da özellikle belirtmiştim sizlere arka kısmımız da tamamen Düz örgülerden oluşarak yandan düğmeli güzel bir çalışma hazırlamış olduk. Bir yaş bebeklerimiz için uygun olan bir çalışma oldu. Yine anlatımlarda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın, takipte kalın, hoşçakalın.